Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Aralık 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, 2022'yi tamamlıyoruz. Hızlı bir yıl geçti. Evet, biraz zordu sizin için. Yok Satürn'ü, yok Uranüs'ü tutulmaları derken hayatınızda gerçekten daha fazla mücadele ettiniz. Beklenmedik durumlarla karşılaşmış olabilirsiniz. 2023'e hazırlanıyoruz. Bakalım 2022'nin bu son ayında gökyüzünde neler var? Evet, Mars retrosu devam ediyor bu ay. İkizler burcunda bir dolunay var. Oğlak burcunda bir yeni ay var. Jüpiter tekrar Koç burcuna geçecek ama bu sefer tam geçecek. Artık hızlı bir şekilde gerilemeden Mayıs ayına kadar Koç burcunda olacak ve Merkür de gerilemeye başlayacak. Evet, Aralık ayının detaylarına bakalım. 22 Aralık'a kadar Güneş Yay burcunda sizin için daha motive edici, daha keyifli bir alanda olacak. Hani bu biraz daha bu aya, ayın ilk günlerinde daha neşeli ve motive olabileceğinizi işaret ediyor. Ve ayın 8'inde Dolunay var, 15 derece İkizler burcunda. Bu Dolunay Mars'la birleşiyor. Mars şu anda Dünya'ya en yakın pozisyonda, bu Dolunay sırasında Güneş'le karşıt açıda, sınır dışı dediğimiz bir pozisyonda geriliyor ve bu tabii ki kontrolünü zorlaştırıyor. Biraz daha sıkıntılı bir pozisyon olabilir kişisel ve toplumsal alanlarda, özellikle size çok sert bir açıda değil. Hani bu anlamda daha şanslısınız diyebilirim. Ama tabii ki Mars'ın gerilemesi ve özellikle 8 Aralık'taki Dolunay'la birleşmesi biraz stresli ve karışık bir durum yaratabilir. Üstelik 8 Kasım'da meydana gelen Boğa burcu ay tutulması da tekrar tetikleniyor bu Dolunay'la beraber. O yüzden de önemli bir Dolunay. 11. evinizde meydana gelecek bu Dolunay. Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, bazı iş ortamında çalıştığınız kişiler, ekip çalışmaları ya da bir proje içerisindeyseniz bu dolunayda beklenmedik bazı gelişmeler olabilir. Evet, sonuç da alabilirsiniz. Hani bir şeyler bitebilir ve bunun sonucunda yaptığınız bir projenin bitmesi gibi hani maddi manevi bazı başarılar, hak edişlerle de karşılaşabilirsiniz. İlişkilerle ilgili özellikle arkadaş ilişkilerine dikkat edin. Çünkü arkadaş ilişkilerinizde işte dedikodular, böyle biraz tartışmalar, güvensiz durumlar yaratabilir. Ekip çalışmalarına dikkat edin. İşte eğitim gibi konular, ticaretle ilgili konularda, seyahat planlarınızda gecikmeler söz konusu olabilir. Beklenmedik bazı masraflar olabilir. Örneğin işinizle ilgili, kişisel girişimlerinizle de ilgili olabilir bunlar. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Değişken burçlarımızı özellikle etkileyen bir dönem bu. Siz değişken bir burç değilsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 15 derece ve yakınlarındaysa tesirler alabilirsiniz. Ama haritalarınızda özellikle ikizler, yay, balık, başak gibi değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunay sırasında Mars tetiklemesi daha sert olacaktır. Huzursuzlukları arttırabilir, gerginlikleri arttırabilir. Ama eğer değişken burçlarda gezegenleriniz yoksa hani çok da zorlayıcı olmayabilir. Bu dolunay sizin, hatta bazı nostaljik etkiler getirebilir. İşte eski arkadaşlar, eski iş arkadaşları, okul arkadaşları, eski tanıdıklarla ilgili gündemler, hayatınıza sürprizler getirebilir bu dolunay. Ve 20 Aralık'ta Jüpiter tekrar Koç burcuna geçiyor. Bu yıl Mayıs ayından itibaren aslında Jüpiter Koç burcuna geçişini yapmıştı. Daha sonra gerilediği için tekrar balığa geçti. Şimdi Koç burcunda olacak. Artık gerilemeyecek. Hızlı bir şekilde 16 Mayıs'a kadar Koç burcunda ilerleyecek. Bu dönemde sevgili aslanlar, sizin için de keyifli bir dönem aslında. 2023'e de daha keyifli ve şanslı başlamanızı sağlayacaktır Jüpiter desteği. 9. evinizde olacak. Bu yıl ufkunuzu geliştirebileceğiniz bir yıl. Belki 2022'nin yaz aylarında bunun işaretleri gelmiş olabilir. Ama 2023 asıl en güçlü etkileri verecek size. İşte akademik konular olabilir, eğitim konuları olabilir, yeni bir şeylere başlamak, yeni şeyler öğrenmek olabilir. Yurt dışı, uluslararası alanlarda her türlü işinizde daha verimli bir dönem olabilir sizin için. Yabancılardan destekler alabileceğiniz, şanslarla karşılaşabileceğiniz bir dönem. Tabii ki daha fazla seyahat edebileceğiniz bir dönem. Görmediğiniz yerleri görebilirsiniz.
yurt dışına gidebilirsiniz, başka şehirlere gidebilir. Yani seyahatler konusunda destekliyor olacak Mayıs'a kadar Jüpiter sizi. Her türlü akademik konuda, işte hukuksal işlerinizde bazı şanslar ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. İşte iletişim, medya, basın işleri, yayın işleri, iletişim sektörü, sosyal medya, bilişim, internet gibi alanlarda da iş veya eğitim amaçlı yine önemli destekleriniz, açılımlarınız söz konusu olabilir sevgili aslanlar. 22 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor. Kış gün dönümü ve hemen ardından 23 Aralık'ta Oğlak Burcu'nun bir derecesinde yeni ay doğacak. Yeni ay yeni olasılıklar, yeni planlar anlamına geliyor. 6. evinizde doğacak. Oğlak düzen demek aslında, daha ciddi bir enerji. Sizin için de iş, çalışma konuları demek. Yani bu bir işe girme, İşle ilgili bazı girişimleriniz olabilir. Çalışıyorsanız mesleki anlamda bazı düzenlemeler olabilir. İşte yeni yılla beraber belki iş planınızda bazı yenilikler olacak. Beraber çalıştığınız kişiler, yardımcılarınız gibi alanlarda bazı yenilikler olabilir. Yeni iş bağlantılarınız olabilir. Bununla beraber iş ortamınızda bazı değişiklikler olabilir. Günlük hayatınız, yaşadığınız mekanlarda yenilikler olabilir. Genel sağlığınız, beslenmeniz, giyiminiz, kuşamınız, düzeniniz, alışkanlıklarınız. Hani buraları da şöyle bir gözden geçirip bazı yeni düzenler getirebilirsiniz hayatınıza. Yine lütfen herkes etkilenmeyeceği için kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili aslanlar. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz bir derece ve yakınlarında mı ve kişisel haritalarınızda öncü burçlarda gezegen var mı? Yani oğlakta var mı? Yengeç, terazi olabilir, koç olabilir. Yani bu burçlarda gezegenleriniz varsa bu yeni ay döngüsü sizin için önemli olabilir. Genel sağlığınızı da biraz vurguluyor. Genel sağlığınız derken bir düzen getirin diyor. Hani bu belki bir planlı bir tedavi. İşte hayatınızda artık gerekli olan bir ilaç kullanımı olabilir. İşte spora başlamak gibi bir konu ya da beslenme düzeninizde bir değişim olabilir. Bu alanlara da bir çeki düzen vermeniz için size işaretleri getirebilir. Yeni ayın ardından 29 Aralık'ta Oğlak Burcu'ndaki Merkür gerilemeye başlayacak. Mars'ın yanı sıra bir de Merkür gerilemesi yılın son haftasını daha yavaş, daha karışık hale getirebilir. Buna hazırlıklı olmak lazım. Ama unutmayalım, her gezegen pozisyonunun olumlu kullanım alanları vardır. Yani mutlaka bizim yararımıza bir şeyler olacaktır burada. Aslında gezegenler gerilerken hayatımızda şöyle bir yavaşlatmamız gerektiğini işaret ediyor. Yani ileri gitme, dur. Şöyle bir bak, geçmişe bak, şu anda bak anlamına geliyor. Dolayısıyla ayın son haftasında işler biraz yavaşlayabilir. İstediğimiz gibi sonuç almayabiliriz. İşte birileriyle görüşürüz ama haber alamayız. Gecikebilir, karışıklıklar olabilir, ertelemeler olabilir. Bunlara karşı daha sabırlı, sağduyulu olmamızda fayda var. Özellikle işte iş konularınızla ilgili konular, çalışma ortamınızdaki kişilerle ilişkileriniz, işte genel sağlığınız, evcil hayvanlarınızla ilgili konular, buralarda biraz daha temkinli, daha yavaş, daha gözden geçirip, daha planlı, programlı, sağduyulu olmamız gereken bir süreçteyiz. Ocak ortalarından itibaren Mars düzelecek, ardından 18'inde Merkür düzelecek. Dolayısıyla yeni yılla beraber bu yavaşlamalar azalıp biraz daha planlarımızı hayata geçirebileceğiz, daha hızlı ilerleyebileceğiz sevgili aslanlar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.